Herkese merhaba. Avatar Legends rol yapma oyunu videolarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda ne konuştuk? Teknik konseptini konuştuk ve bunların kombattaki yerlerine de biraz baktık. Çünkü teknikler direkt olarak kombatla alakalıydı. Ama direkt olarak kombata henüz girişmedik. ve bugün de yani bu videoda da girişmeyeceğiz. Bu videoda neye bakacağız? Advancement Moves adı altında iki farklı başlığımız var. Biri karakteri geliştirmek. ikincisi de bir antrenman sürecine girip yeni bir teknik öğrenmekle alakalı. Fazla lafı uzatmadan yine ne yapıyoruz? PDF ekranımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz üzere iki tane konseptimiz var. Tabi ileriki bölümlerde karakter geliştirmeye daha çok odaklanılıyor. Chapter 7'de mesela bunu uzun uzun anlatmış. Ama genel hatlarıyla bakacağımız zaman durumumuz şu. Şimdi bunlar aslında move değil. Yani player move gibi bir move değil. Öyle bir başlık verilmiş sadece. Şimdi diyor ki At the end of each session each player answers following questions. Zaten bundan bahsetmiştim. Ne demiştim? Bu oyunda level atlamak yok arkadaşlar. Artık level atlamak denen şey, seviye artırmak denen şey nasıl diyeyim? Zaman aşımına uğramış. Artık böyle eski, eski kafalı bir şey. Yani şimdi mesela günümüzde kimse oturup Windows 95 kullanmaz ya. Böyle bir şey diyebiliriz. Çünkü bu teknik 1970'lere dayanan bir şey ve artık yani gereksiz ve yeni modern oyunlar bunu kullanmıyorlar ki bunu kullanmamak aslında daha iyi. Çünkü zaman içerisinde şunu göreceksiniz. O sayıların çok fazla olduğu ortamdan daha az olduğu ortama geçiliyor. Eskiden çünkü bunlar işte 80'ler 90'lar döneminin Amerikan mühendisi böyle kalkülüsü 30 kere okumak zorunda kalan abileri ablaları tatmin etmek için yaratılmış şeylerdi. Onlar böyle kargacık burgacık şeyleri çok zaman ayırıp keyif alabilen kişilerdi. Ama günümüzde hızlı tüketim var. Hızlı tüketim içinde sayılarla çok fazla uğraşmadan e, içerik olarak ilgi çekebilecek, insanların merakını cezbedebilecek şeyleri kullanmak gerekiyor. Bu yüzden de bazı konseptler artık geçerliliğini kaybediyor. Bunlardan bir tanesi de seviyelenmek. Artık bu daha çok böyle video oyunlarında karşılaştığımız şey. İşte Diablo'dur, ne bileyim işte belki işte Baldur's Gate'sin işte bu Divinity e, versiyonu gibi olan oyunlarda falan belki o tür şeyler de olabilir. Ama yeni modern güzel rol yapma oyunlarında kesinlikle level atlamak diye bir şey yok. Karakter geliştirmek var. Ve burada da bazı sorular soruluyor. Bu sorulara cevap verdikçe experience puanı kazanıyorsunuz ve kazandığınız puanları harcayarak da şey gibi oldu bu da böyle kredi kartı reklamı gibi oldu. Kazandığınız e, puanları harcayarak da bilmem ne e, için mil kazanabiliyorsunuz. Falan. İşte ona da harcayarak bir takım özellikler elde edebiliyorsunuz. Şimdi şeylere bir bakalım. Ne diyor? Did you learn something challenging, exciting or complicating about the world? Yani dünya hakkında e, senin zorlayıcı, heyecanlandırıcı veya sana karmaşık gelen bir şeyler öğrendin mi? E, did you stop a dangerous threat or solve a community problem? Diyor ki tehlikeli bir e, tehlikeli bir tehdidi ve tehlike tehlike te, bir tehdit durdurdun mu veya e, topluluk içerisindeki bir problemi çözdün mü? E, bir diğeri diyor ki e, Did you guide a towards balance or end the session at your center? Bak ben size ne demiştim? E, i̇ki tane şey demiştim. Biri arkadaşının e, dengesine korunmasına yardım etmek. Öteki de kendini merkeze bitirmek. Bunla, bunları yaptığın zaman da experience alıyorsun. Each player also answers their playbook's unique personal growth question. Bir de böyle bir şey var. Her playbook'un içerisinde bir takım ekstra sorular var. Bu sorulara da eğer evet diyebiliyorsan işaretliyorsun. Ve en azından e, 4 tane growth işaretlemesi yapabiliyorsan bir tane advancement kazanıyorsun. Bu advancement'ın ne olduğuna dair detaylar zaten sayfa 210'da anlatılmış. Oraya çok fazla girmem. Burada çünkü biz daha çok mantığı konuşuyoruz. Bir diğer şey de training move. Burada da diyor ki eğer bir öğretmenle birlikte bir ustayla birlikte çalışarak bir takım teknikle öğrenmek istiyorsan e, bazı şeyler yapman lazım diyor. Öncelikle bir duruma bakıyorsun. Duruma göre artı veya eksi bir takım modifaylar alıyorsun ve bu modifaylarla zar atıyorsun. Şimdi zar atarken ne, ne modifiye alıyormuşuz bir bakalım. Diyor ki is your balance in line with your center or are you free of conditions? Diyor ki e, dengen merkezde mi veya e, üzerinde herhangi bir condition yok mu? Eğer üzerinde herhangi bir condition yoksa veya e, dengen merkezde ise artı bir alıyorsun. En azından birini sağlaman yetiyor yani. Burada biraz oyuncuya kolaylık sağlamışlar. Do you, do you and your teacher share at least one background? Eğer birlikte paylaştığınız bir background'ınız benzer bir hikayeniz varsa artı bir alıyorsun. Does your teacher agree with your reasons for training and learning? Diyor ki ya sen bir şeyler öğrenmek istiyorsun ama acaba üstad senin bu ihtiyacının sebeplerini doğru buluyor mu? Bulmuyorsa eksi 1 alıyorsun. It is a technique easy to grasp based on your current training, experience and skills. Diyor ki e teknik öğrenmek istediğin teknik senin şu anki eğitiminle alakalı yani şu anki becerilerinle alakalı olarak rahatlıkla kavrayabileceğin, yapabileceğin bir şey mi? Eğer değilse eksi 1 alıyorsun. Attığın zar, şimdi dedik ya işte buradan gelen modifier ile birlikte zar atıyorsun. Eğer hit olursa yani 7 ile yani 7 ve üzeri atmayı başarabilirsen tekniği öğreniyorsun ve e, üstat senin e, balansını bir yöne doğru değiştiriyor. Eğer sonucun onun 10 ve üzeri ise rahat bir şekilde öğreniyorsun ve mümkün en kısa zamanda öğreniyorsun. E, eğer 7 ve 9 arasında attıysan ne diyor? Ya daha fazla zaman alıyor ya da iki tane condition alıyorsun. iki tane condition işaretliyorsun. Eğer ıska olursa bu sefer de şöyle bir durum oluyor. Ee, henüz bu tekniği öğrenemiyorsun çünkü bu tekniği öğrenmeden önce e, alman gereken başka dersler var. Yani bu ne olabilir? Hayat dersi olabilir. Hayat e, işin arka planındaki mantığın kavranması olabilir. Bu tür şeyler olabilir. Master'ın bu olayı atlatman için ne yapman gerektiğini ve hani doğru mental konuma gelebilmek için ne yapman gerektiğini sana söyler. Ve bunu gerçekleştirdikten sonra da tekniği öğrenebilirsin. Bu şekilde bir yolu var. Yani biraz uğraşlı, biraz çetrefilli bir yol. Bunları gerçekleştirdiğiniz zaman bir takım e, teknikleri öğrenebiliyorsun. Ve işte ekstradan training move'lar e, bir şeyler öğrenebiliyorsun. Bunun için ne demiş? Sayfa 212'ye bakınız demiş. E, bu metotları kullanarak karakterinizi geliştirebiliyorsunuz. Ve yeni teknikler öğrenebiliyorsunuz. İşte e, kendi playbook'unuzda ilerleyebiliyorsunuz. İşte ground kazanarak e, karakterinizi daha güçlü bir hale getirebiliyorsunuz. Karakterlerimizi bu şekilde geliştiriyoruz. Evet, bu yine kısa bir video oldu. Yaklaşık bir 10 dakika içerisinde sığdırabildiğimiz o nadir videolardan oldu. Çünkü çok da aşırı detaylı bir şey değil. Sadece ayrı bir başlık olarak değinmek istediğim bir şey. Bir de aslında biliyorum daha kısa olması her zaman için, yani mümkün olan en kısa şekliyle olması sizin daha çok istediğiniz bir şey. Ama bazı şeyler var ki detayına inmedikçe, uzun uzun açıklamadıkça kafada net bir şekilde oturmuyor. Eğer ben size bunları hızlı hızlı anlatırsam yarısı aklınızda kalmayacak. Yani tam böyle oturmayacak. Ya burada böyle dedi ama ya şöyle olursa ne olacak? Ya da işte mesela bir, bir yerde bir şeyle karşılaşırsınız. Diyeceksiniz ki ya bu adam bir şeyler anlattı ama anlattığı şeyle bunun alakası yok. Yani oturtmadım, oturtamadım kafamda diyeceksiniz öyle olmasındansa böyle açık ve net bir şekilde hani en anlaşılır şekilde böyle tabiri caizse bir birale anlatırmış gibi anlatmakta e, daha büyük bir fayda olduğunu düşünüyorum İsterseniz hızını arttırıp işte bir buçuk iki falan yapıp böyle diye böyle dinleyebilirsiniz bence bir 25 bir buçuk falan yine şeydir olayları kavrayabileceğiniz hızlar e, tavsiye de ediyorum yani ben ben de bazen öyle yapıyorum videoları muhakkak benim videolarımda da işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Neyse. Şu anda anlatacağım şeyler bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.